arkadaşlar, herkese hayırlı günler dilerim. Ben Mehmet Nurullah Gök, Türk Dili Edebiyatı öğretmeni, aynı zamanda Türkçe ABT derslerine de giriyorum. Bugün beraber biliyorsunuz pazar günü bir gelen yetenek genel kültür sınavınız olacak. Öncelikle o sınav için hepinize başarılar diliyorum. Umarım sizler için çok güzel olur, çok iyi olur. Bugün de 1 Ağustos'ta 12 Ağustos arasında tüm ÖABT branşlarından bir kampımız olacak. Ben de Edebiyat ve Türkçe kamplarını yöneteceğim. İnşallah o kamplarda da A'dan Z'ye her şeyin üstünden geçeceğiz. Sınavda çıkabilecek sorular üzerinden çözüm yapıp konularımızı anlatıp sizi de o güzel sınava güzel bir şekilde gönderip sizlerin de hayallerinin gerçekleştiğini görmek dileği ve ümidiyle. Hiçbir zaman umutsuz olma, kendine güven, konu eksiğin var, o var, bu var diye hiç takılma. İnan bana sınav sandığından daha zor değildir. Sadece kendini yönettiğin zaman, tabii ki çalışacaksın, o ayrı mevzu. Ama her şeyi biliyorsun aslında. Sadece bilgiyi yönetmek önemlidir. Şimdi sevgili dostlar, buradaki kademede tabii bu soru küçük bir soru çözümü gibi olacak. En azından bilgi versin sizlere diye. Genel manada bütün konuları soru üzerine tekrar anlatacağız. Önceki yıllardaki kamplarda da dahil olmak üzere girenler bilir. Çıkmış soruların hemen hemen aynısını çözdük, çözüyoruz. İnşallah beraber de çözeceğiz. Teknik ekipteki arkadaşlar şimdi sana bilgi metnini atacaktır sevgili Fatma. Tabii sen duymuyorsun beni. Allah affetsin seni. Amin. Kampa kaydolanlara da bu video konu anlatım seti bütün branşlardan hediye ediliyor arkadaşlar. O da bilginiz olsun. Şöyle ilerletelim şurayı hemen. İlerlemiyor. Neden ilerlemiyor? Şunu seçeyim. Buradan iletecekmişim. Bu da Türkçe ÖABT kampı kadromuz. İnşallah güzel netler elde edersiniz. Emeğinizin gerçekten sonucu erdiği bir kısım olur. Eski edebiyat öğretmenlerine 12 soru, Türkçe öğretmenlerine de normal ÖSYM'nin duyuruda 5 sorudur. Fakat ÖSYM bunu 7 soru olarak sormaktadır. Bilginiz olsun. Sevgili teknik ekipteki arkadaşlar, Fatma Hanım yazılı bir metin atarsanız en azından kendisi de bilgi sahibi olmuş olur. Şimdi bu 12 soru nereden geliyor arkadaşlar? Biliyorsunuz önceden soru sayısı 50 soruydu. 75 soru olduktan sonra biraz değişti. ÖSYM özellikle 2019 yılında şöyle bir şey yaptı. 3 tane söz sanatı, 3 tane aruz kalıbı, 3 tane beyit şeri sordu. Yani 9 soru çıktı buradan. 3 soru da diğerleriydi. 2020 yılında da şöyle yaptı. Yazar eser kısmından aynı şekilde yaptı. Aruz kalıpları 2 soru yaptı. Şehir 2 soru, söz sanatı 1 soru yaptı. Yani buradaki değişkenlikte baktığımızda aslında en kötü şartlarda dahi aruz kalıpları, söz sanatları ve şer çalışması kademesinde mutlaka 5 soru gelen yer. Yani edebiyat öğretmenleri için 12 sorunun hemen hemen %45'ine denk gelen kısımda bu 3 konudan geliyor. Demek ki bu üç konuya ağırlık vermen lazım. Diğer konularda yazar eser, aynı şekilde mitolojik kahramanlar, eser özetleri veya eser tür karşılaştırması olarak geliyor. Yani sınavı aslında bilmek doğru çalışmaktan geçiyor sevgili arkadaşlar. Bu dersin tekrarı derken genel tekrar kampımız olacak sevgili Kezivan. Yani 1 ile 12 Ağustos'ta tek üzerimde genel tekrar kampımız olacak. Türkçe öğretmenlerine de arkadaşlar özellikle bir soru söz sanatları, bir soru aruz kalıpları, bir soru şehir olarak geliyor. Yani sınavın %65'i bu üç konudan geliyor. Tabii 5 soru sormuyor ÖSYM, 7 soru soruyor. Ortalama hemen hemen %50'si diyebiliriz. Buradaki kademede ekstradan ne geliyor peki? Tezkire sorusu ilk defa soruldu geçen yıl biliyorsunuz. Ondan önceki yıl pardon. Yani ÖSYM genelde şu denklemden gitmez. Çünkü buna şahit olduğum için söylüyorum. Hocam bu konu müfredatımızda yok. Türkçe ÖABT için konuşuyorum. Bize sormazlar dedi bir hocamız. O sene Ekinsel'in kulağı çınlasın buradan. Ekinsel duy beni. Ekinsel'le iddiaya girmiştik. Kesin sizin sınav sorunuz bu sene tezkire şunu şunu soracaklar dedim. Tabi sınıfın hepsine baklava ısmarlama sözünü almıştık. Fakat Ekinsel Urfa'ya atandı ama baklavayı unuttu. Türkiye'nin en iyi baklavasını daha bulamadığını söylemiş. Müfredat olayını unutun arkadaşlar. Bu bir eleme sınavıdır. Bu sebeple doğru yönlenmeniz, doğru yönlendirilmeniz çok önemlidir. Buradaki eski edebiyat kısmında zaten Türkçe öğretmenleri kafadan eliyor burayı. Neden eliyor? Nasıl olsa diğerlerini yaparım diyor.
Buradan da bir iki konuya çalıştığımdan yaparım. Öyle olmuyor o işler, onu söyleyeyim. Yalnız çok iyiymiş ya. Öndeki soru halk edebiyatı. Arkadaşlar karıştırmış galiba. Beklediğim sorulardan biridir bu arkadaşlar. Ahmet Paşa uzun bir süre ÖSYM'nin gündemine girmeyen bir adam. Geçen sene soru beklediğimi belirttim. Fakat ÖSYM ÖABT'de sormadı, YKS'de sordu. Bu sene mutlaka ya Türkçe Edebiyat ÖABT'ye Ahmet Paşa ile ilgili bir şey geleceğini düşünüyorum. Bu bir Ahmet Paşa kimdir arkadaşlar? 15. yüzyılda Fatih Sultan Mehmet'in aynı zamanda hocası ve veziridir. Dönemin Sultanü Şuarasıdır. Tarih düşürme ustasıdır. Ebced hesabıyla tarih düşüren önemli adamlardan biridir. Nazire ustasıdır. Divanında Anadolu'da ilk defa dibace kullanan adamdır. Ve tek bir eseri vardır, divanı vardır. Onun dışında bir eseri mevcut değildir. Buradaki kademede arkadaşlar bir nazire ustası olduğu için de nazireleriyle bilinir. Ahmet Paşa'nın Kerem Kasidesi'nin Güneş Kasidesi ve Gönül Murabbası dediğimiz naziresi en önemli nazirelerin başında gelmektedir. Bunlar kime aittir diye bu şekilde boşluk soru da sorabilir. Aynı şekilde isimleri verip eserlerin ismini de sorabilir. Özellikle Fatih Sultan Mehmet'in nedimelerinden birine sarkıntılık yaptığı yönünde çıkan iddialar üzerine Fatih Sultan Mehmet tarafından cezaevine atılmıştır. Bu kendisi de Kerem kasidesini nazire yaparak yeniden yazmıştır. Ve bu kasideyi naziresini Fatih Sultan Mehmet'e sunmuştur. Fatih Sultan Mehmet'e o kadar büyük bir övgü var ki kendisi de tekrardan affetmiştir ve serbest bırakmıştır. Kerem kasidesinin orijinali kime aittir? Şeyhi'ye aittir arkadaşlar. Naziresi kime aittir? Ahmet Paşa. Güneş kasidesi kime aittir? Bu konuda benden ders alan bazı öğrencilerimin yayının ismini hatırlamıyorum. Çok da önemli değil. Şöyle bir bilgi vermiş. Nevizade Atayi'nin Güneş kasidesi diye. Atayi ya bu. Nevizade Atayi demiş. Anlattığı bilgi başka birine ait ama cevap Atayi'yi gösteriyor. Kafadan yanlış bu. Ahmet Paşa 15. yüzyıl sanatçısı iken belki böyle bir yanlışa düşürmek için ÖSYM'de taktik kullanabilir. Sakın Nevizade Atayi deme. Nevizade Atayi 17. yüzyılda. Akıl var, mantık var. Kendisinden 200 yıl sonra yaşayan bir adamı nasıl nazire yapsın? Bu Nevizade Atayi değildir. Kitaplarda da bu yanlış bilgiyi gördüm sorularda. Bu İvazzade Paşa Atayi'dir. 15. yüzyılda yaşamış biridir. Yani Güneş Kasidesi buna aittir. Gönül Murabbası ise Melihi'ye aittir. Melihi'ye nazire yapmıştır. Melihi kimdir peki? Melihi arkadaşlar Molla Cami'nin sınıf arkadaşı. Ahmet Paşa'nın hocası ve burada İran edebiyatında da önemli bir yere sahip olan bir adamdır aslında. Bu kademede bunu niye söyledim? AÖF'te çıkmış sınav sorusudur bu. Bunu böyle sordum. Tabii üstte gereksiz bilgilerle doldurdu. Molla Cami'nin sınıf arkadaşı, Ahmet Paşa'nın hocası bu bilgiyi verdi. Şimdi sevgili dostlar, seçeneklere geçtiğimizde Şeyhi, Kerem Kasidesi, Güneş Kasidesi, İvazzade Paşa Atayi ve diğeri de Melihi cevabımız Bursa olur. Bunu unutma. Kafanıza takılan herhangi bir şey var mı? Düşündüğünüz bir şey var mı? Tabii çok dersi paylaşamadık. Katılım azıcık az olmuş. Instagram yayını da açmadık. Niye? Size özel olsun dedik. İyi yapmış mıyız? Şimdi diğerine geçiyoruz. Aşağıdakilerden hangisi 15. yüzyılda Manzum diye Ebced'le tarih düşürmeyi başlatan şairlerden biri değildir? Dikkat ettiyseniz ÖSYM'ye son 2 yılda bu tarih araştırması yapanlar var ya, vakanüvisler. Onlarla ilgili soru sormaya başladı. Dikkatinizi çekmiştir muhtemelen. Hatta birinin sorusu geldiğinde bazı hocalarımız bu adamın bu eserinin olduğundan kendisinin haberi yok diye açıklama yapmıştı. Şundan dolayı diyorum. Arkadaşlar bu bir eleme sınavı olduğu için bazen çok önemli görünen şeyler önemsiz olabilir.
Geri planda duran şeyler bazen önemlidir aslında, farkında değiliz. 15. yüzyılda tarih düşürme ustası derse sana. Ahmet Paşa eyvallah. Cem Sultan olacak aynı şekilde. Cem Sultan'ın etrafından toplanmış olan Cem Sultan şairleri de vardır aslında. Karamanlı, Aini, Cemali. Bunlar 15. yüzyılda tarih düşüren tarih ustalarıdır Ebced'le. 18. yüzyılda tarih düşürme ustaları derse Sururi'dir. Aynı zamanda hezliyat, tehzil türünde dikkat çeken tehzil bir adamdır. Bu nedir peki? İroni alayla yazılan eser demektir. Sururi 18. yüzyıl tarih düşürme ustası. Bunlar 15. Nişani yanlıştır. Cevabımız Bursa olacak. Bu ilerlemiyor galiba. Tek tek ilerletmem lazım. Sakinameler işret meclisleri, yani işretnameler dediğimiz. İşret meclisi yani meyhane, içki, saki, kadeh, şarap gibi ve bazı müzik aletleriyle söylenen yazılan eserlerdir arkadaşlar. Biz bunlara sakinameler diyoruz. Sakiname geleneği ne zaman gelişir? Mantık olarak düşünelim. Sizce sakinameler ne zaman hayat bulmuştur? Şu düşünelim Osmanlı edebiyatını. Hayat bulduğu ilk başlangıç dönemi ne zamandır? İlk başlatan adam Revani, 15. yüzyıl. Fatih döneminde hatırlıyorsanız parlak bir döneme girmeye başlıyor. Altın varsa, para varsa zevke de dalarsın. Ya da geriye düşersin, iş yapmazsın, zevke düşersin. Bu dönemi de yaşadık, o dönemi de yaşadık biz. Özellikle 16. yüzyılda sakinameleriyle de kim dikkatimi çekecek? Tabii ki Fuzuli. Fuzuli'nin Sakiname adlı eseri olarak bilinen, aynı zamanda diğer ismi Heft Cam diye bildiğimiz eseridir. Ut, keman, kanun, tef, çeng, 7 müzik aletinin karşılıklı münazarasıyla yazılmış bir eserdir. 17. yüzyılda sanat sakiname sahibi diye bir sanatçı soruyorsa, tek de sorabilir. Böyle bir bilgiyi görüyorsan hiç düşünme. Azmizade Haleti, Nevizade Atayi yapıştır geç, cevap burada. Unutma bunu. Sakiname diye bildiğimiz eserin aynı zamanda diğer ismi, Nevizade Atay için konuşuyorum, Sakiname Alem Nüma'dır. Yani bu ismi kullanmasa Hüsemi bunu kullan. Belki de Nevizade Atay üzerinden bilgi verim. İşret, meclis, çalgı, sürahi, kadeh, şarap gibi eserlerini anlattığı hangi eseridir diye Nevizade Atay ile ilgili sorduğunu farz ediyorum. Alem Nüma'yı soruyordur sana. Aklında bulunsun. Azmizade Halettin'in de zaten Sakiname diye eseri vardır. 17'de derse bu iki adamı düşüneceksin. Bu iki adamı aklına getireceksin. Diğerlerini eleyeceksin. Ele geçsin, hiç korkma. Şimdi Türkçe. Hüsrev-i Şirin mesnevilerin en güzeli hangi sanatçıya aittir? Hüsrev-i Şirin kime aittir? Genceli Nizami'ye aittir biliyorsunuz. Nedir bu? Eserini hatırlayalım. Hüsrev-i Şirin kankası Leyla-u Mecnun'la ne isteyecek bunlar? İskender yiyecekler. İskendername. Nerede yiyelim demişler. Otantik bir ortamda olsun. Mahzen gibi böyle. Mahzenül Esrar. Ama mahzende kimi görüyorlar? Heft. Kimi görüyorlar? Yapıştır. Heft. Peyker. Şimdi buradaki kısımla ilgili arkadaşlar. Heft 7 demek. 7 kişinin esrar çektiğini görüyorlar. Şuradan aklına kalsın. Genceli Nizami, Hüsrev-i Şirin, kankası Leyla Mecnun'la İskender yemeğe giderken romantik bir mahzen, böyle yıkıntıların olduğu yere gidelim diyorlar. Orada esrar çeken 7 tane genci görüyorlar. Hüsrev-i Şirin'i Türk edebiyatında ilk çeviren kişi Kutuptur. Harezm dönemi şairidir. Anadolu'da ilk çeviren Fahri'dir. Anadolu'da ikinci çeviren Şeyhi'dir. En güzel Hüsrev-i Şirin Şeyhi'ye aittir. Aynı zamanda buradaki kademede
Tercihi Bentle yazılmış Türk edebiyatının en güzel tevhid örneklerini de vermiştir. Kahramanın ağzından gazel okuma geleneğini devam ettiren ve bu türde en güzel örneği veren adamdır. Kahramanın ağzından gazel okuma geleneğini kim başlattı? Şeyhat Hamza başlattı. Leyla ve Mecnun'da. Sonra kim devam ettirdi? Hoca Mesut, Süheylüne Bahar'da. Sonra bu geleneği kim devam ettirdi? Şeyhi Hüsrev-i Şirin'de. Hüsrev-i Şirin'in Türk edebiyatının en güzel çevirisi, en güzel kahramanın ağzından gazel okuma geleneğini başlatan adamdır. Şeyhi aynı şekilde tasavvuf eğitimi almış bir sanatçıdır. Fakat doğrudan tasavvufla ilgili bir eseri yoktur. Böyle bir soru sorarsa şeyhi işaretle, sakın tasavvuf ve tasavvuf terimleri yoktur diye bir ifade görürsen Baki'ye gitme. Baki'nin tasavvufi eserleri vardır. Bu konuda genelde şöyle din dışı anlatır, rindane gazel, din konularını işlemez, o başka bir şey. Baki'de din teması yoktur demek başlı başına bir yanılgı ve hatadır. Ben olsam Müslüman'ın yerinden buradan bir yoklarım. İnan bana Baki sınavın yarısı işaretleyecektir. Ki bir test uyguladım Instagram'dan. Aynı şekilde ne yaptılar? Hepsi Baki işaretleri. Leyla ve Mecnun. Türk edebiyatındaki ilk Leyla ve Mecnun şahit olmuş. Edirneli şahidi. İlktir bu. Ve en uzundur bu arada. Türk edebiyatındaki en güzel Leyla ve Mecnun kime aittir? Fuzuli. En güzeli. Türk edebiyatında bu kademeyle ilgili özellikle arkadaşlar Leyla ve Mecnunları dörtlük ve hece ölçüsüyle yazan sınav değeri çok yüksek. Çünkü normalde bunlar mesnevidir. Yani beyitle yazılması lazım. Fakat bunu yapmıştır bentle. Üstüne bir de hece ölçüsüyle yazmıştır. Şair Ali diye bildiğimiz 14. yüzyılda hayatta olduğu rivayet edilen şair Ali'ye aittir. Bunu da unutma. İskendername'nin ilki kime aittir? Ahmedi'ye aittir. Ahmedi orijinalinden farklı olarak eserin sonuna bir mevlid bölümü eklemiştir. Ayrıca sonuna Tevarih-i Ali Osman eklemiştir. Bu da orijinalinden ayrılan bir yöndür. Aynı zamanda mevlid eklenmesi yönüyle de dikkat çekicidir. Çünkü neden? Veseletü Necat'a kaynaklık edecek bir eseri yazmıştır Ahmedi. Unutma bunu arkadaşlar. En güzeli dediği için de kime aittir? Şeyh'e aittir. Cevap Denizli olacak sevgili dostlar. Devam ediyoruz. Hikayesi Yusuf Peygamber'in öyküsüne benzeyen İran mitolojik kahramanı kimdir? Hazreti Yusuf biliyorsunuz ki iftiraya uğramıştır ve iftiraya uğraması sebebiyle de haksız yere cezalandırılmıştır. Züleyha Yusuf'a olan aşkını gizleyemez ve sürekli Yusuf'u aynı şekilde baştan çıkarmak için bazı teşebbüslerde bulunur. Ve bir gün odasına çağırdığında ona sarılmak ister. Yusuf kaçar, arkadan sarılır, gömleği yırtılır arkadan. Fakat Züleyha bir anda çığlık atar, kendisine saldırdığını iddia eder. Arkadan olduğu halde Yusuf kaderine razı olur ve cezaevine gider. İftiraya uğramıştır. Aynı şekilde İran mitolojisinde iftiraya uğrayıp haksız yere öldürülmenin ve haksızlığa uğramanın mitolojik olarak karşılığı olan adam Siyavuş'tur. Cevabımız Edirne'dir. Bunu unutmayın arkadaşlar. Gözüme bir şey kaçtı. Nazar mı ettiniz acaba? Evet sevgili dostlar. Meşhur Arap şair reislerinden olan Hatemi Tay, divan şiirinin hangi özelliğiyle? Hatemi Tay deyince aklıma cömertlik gelecek en başta. Şöyle bir soru soracağım size. Türk edebiyatında Nokta Nokta adlı eseriyle Nokta Nokta adlı kişi Hatemi Tay'ı cömertlik ve bütün kısımlardaki cömertlik, kahramanlık, yiğitlik üzerine Hatemi Tay'la nokta nokta kişiyi karşılaştırmıştır. Bütün bu karşılaşmanın sonunda daima yenen kişi olmuştur.
Yukarıdaki boşluğa sanatçı, eser ve hangi kişiyi karşılaştığına dair bir doldurma istedim sizden. Bu eser kime aittir? Gülşehri'ye aittir. Keramat-ı Ahi Evran. Ahi Evran'ın hayatını ve kerametlerini anlattığı eseridir. Aynı zamanda Gülşehri Mevlevi bir şairdir. Kırşehirlidir. Bunu unutmayasın sakın. Türk edebiyatına ilk hikaye çevirisi yapmıştır. Fars edebiyatından Türkçe'ye ilk hikaye tercümesi yapmıştır. Hikaye türünün Anadolu'daki öncüsüdür. Fable türünün öncüsüdür. Edebi kaygıyla mahlas kullanan ilk kişidir. Aynı zamanda Türkçe'yi edebi bir dil olarak kullanma gayesiyle hareket etmiştir. Bu eser Gülşehri'nin Keramat-ı Ahi Evran adlı eseridir. Orada Keramat-ı Ahi Evran adlı eserinde Ahi Evran ile Hatemi Tay'ı karşılaştırmış. Cömertlikte öne çıkan Hatemi Tay'ı tabii ki kim yenmiştir? Ahi Evran yenmiştir arkadaşlar. Bu yönüyle de unutma. Buna benzer bir soru sordu. Daha kı sordu ÖSYM. Gerek Türkçe öğretmenlerine gerek edebiyat öğretmenlerine. Hatemi, özür diliyorum. Nüşirrevan beyitte hangi özelliğiyle anılmıştır diye. Nüşirrevan da adaletiyle öne çıkmış biriydi. Bu tarz soruları ÖSYM ara ara yokluyor. Haberiniz olsun. Hoş geldin ey Beridi Canan falan filan. Çok iyi uyumlu oldu ama, değil mi? Yukarıdaki bendin bir şiirin ilk bendi olduğu düşünülürse bu manzumenin nazım şekli hangisidir? İlk bendi. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Beşli. Beşli neler var? Muhammes var. Beşli ne var? Tahmis var. Beşli ne var? Taşdir var. Beşli ne var? Tardiye var. İlk bendi dediği için Muhammes, Taşdir, Tahmis ilk bendi daima kendi arasında şöyle dördü kafiyelidir. Bu bir. İkinci etapta kısma baktığımızda arkadaşlar iki mahlas olur Taşdir ve Tahmis'te. Fakat bu kademe baktığımda şöyle bakıyorum. Mahlas yok. Bunlar olmaz. Bu eğer ki hepsi aynı AA olsaydı şu an hepsi cevap olabilirdi. Tardiye'nin kendine ait özel bir kalıbı vardır ve kafiyelenişinde de şu sondaki kelimeler sözcük halinde tekrar eden rediflerden oluşur. Kendine ait özel bir kalıbı vardır. 10 hece ile yazılır tek bir kalıp vardır. Say 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yanlış mı saydım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aynı şekilde 10. Yani onlu kalıpla yazılır. Hoş geldin ey ya beridi canan dedik. Gel ver bana. Bunun kalıbı nedir arkadaşlar? Mef'ulü. Mef'a ilün. Buradaki fe'ulün dediğimiz kalıpla yazılır. Başka bir kalıbı yoktur. Tardiye'yi ÖSYM hiç sormadı. Haberin olsun. Tahmisi ÖSYM edebiyat öğretmenlerine iki sefer sordu ki en son geçen sene sordu. Tardiye'den soru gelme ihtimali çok yüksek. Türkçe öğretmenlerine gelirse buradan bir soru gelme ihtimali bu sene yüksek duruyor. Cevabımız Tardiye. Kıta neydi? Kıta beyitlerle yazılandı. XA, XA. Ayrıca beyitle yazılan nazım biçimleri içerisinde matla beyiti olmayan tek nazım biçimiydi. Bunu da unutmayasın. Murabba dörtlü demekte dört mısradan oluşur. Burada beş var kafadan ayrılır. Muhammes beşliydi ama kafiye ve kalıp şekli gereği Muhammes değildi. Çünkü neden? İlk bendi demiş bana. Muhammes'in ilk bendi daima beş kendi arasında kafiyeliydi ve bu yüzden elenir burası. Tardiyeli cevap müsseddes. Hatırlarsanız müsselles. Selles. Şöyle yazayım buraya. Müselles yani selasel üçlü değil mi? Murabba dörtlüydü. Dört mısradan oluşan. Muhammes beşliydi. Demiştim ki sel oldu. Set lazım. O zaman set kuracaksın. İki katı. Üçün iki katı altı biliyorsun. Müseddes. Kaçlıymış bu? Altılı. Ama burada beş vardı. Bu da elenir. Cevabımız Denizli olur. Bunu derste size anlatmıştım detaylı hatırlarsanız. Şifreli vermiştim.
Hatırlayanınız var mı? Güzel. Ağrılarım var, o yüzden spor yapıyorum şu an. Yukarıda bulunan beyit aşağıdaki gazet şişten hangisine örnektir demiş. Şebi hicran yanar canım töker can çeşmi giryanım. Uya dur halku efkanım kara bahtım uyanmaz mı? Müşterek neydi? İki şairle yazılan gazelde. İki şairin mahlası var mı bir beyitte? Yok. Ele. Mükerrer gazel. Mükerrer gazel arkadaşlar. Kendini tekrar eden matla beytinin olması var mı? Yok. Mülemma gazel iki dille yazılan, yani birinde çok fazla Arapça, Farsça tamlama ve yabancı kelime olurken diğeri çok rahat anlaşılacak Türkçe beyitlerden yazılması. Hemen hemen ikisinin dengi birbirine denk, o yüzden mülemma gazel diyemeyiz. Musammat gazel seci, yani iç kafiye olacak. Genellikle düz yazıda kullanılır ama bu şekilde gazellerde kullandığında da musammat gazel çıkar. Sonuna bakıyorum. Ortasına geldiğimde aynı kafiye var mı? Var. Ortası eşit mi? Asla kelime ortasından bölünmez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet, 8, 8 olur. Bu şekilde düz bir mantık olur yani. Burada 7, burada 8 olmaz. Musammat gazel mi? Kesinlikle. Müzeyyel gazel, zeyl etmek. Yani bir şair mahlasını kullandı. Şiir bitti normalde. Kendisinden sonra ne yapacak arkadaşlar? Başka bir şairi övecek. Başka bir mahlas kullanacak kendi gazelinden sonra. Buna da biz müzeyyel, müyezzel gazel diye dediğimiz gazeldir. Müzeyyel diye daha yaygın bilinen bu. Şimdi buradaki kademe ile ilgili Ahi ve Fuzuli hiçbir şekilde müzeyyel gazel yazmamıştır. Fuzuli. Şimdi Mevlana'nın babası Bahattin Veled'in Marifinden ve Şems'in Makalatından izler taşıyan eser hangisidir diye sordu. Buradaki kademede Mesnevi değil, Meclis-Seba değil, Mektubat değil, Divan-ı Kebir değil, cevabımız Fihi Mafi'dir. Bu şekilde doğrudan bir soru sorabilir. Çünkü ÖSYM Mevlana'nın üzerinde çok durmadı. Basit şeylerden de sorma. Sorarsa en azından böyle eser içeriğine dair bir şeyler soracaktır. Bu da aklınızda bulunsun. Tam tersini de yapabilir. Fihi Mafi yazarken hangi eserlerden faydalanmıştır diye. A'da ikisini yazar. Cevap bu olur. Aşağıdakilerden hangisi hasbihal? Hasbihal kendi kendine sohbet etmektir. Hasbihal tarzında yazılmış olan eser Ebkar-ı Efkar veya tasvir-i efkar diyorum. Tövbe estağfurullah, kafa gitti. Sohbetül Ebkar diye bildiğimiz kısımdır arkadaşlar. Diğer ismidir. Unutma bunu. Bu kademede bir hasbihal türünde bir eserdir. Aynı zamanda Fuzuli'nin şikayetnamesinde dile getirdiği konuları Mesnevi formunda yeniden yazan bir hiciv örneğidir. Bunu sakın unutma. Camiül Buhur Der Mecalis-i Sur Türk edebiyatındaki ilk surnamedir. Kimin eseriydi bu? Camiül Buhur Der Mecalis-i Sur. Gelibolulu Ali'ye aittir. Unutma bunu. Ethem-i Hüma. Ethem-i Hüma kime aittir? Hatırlarsanız kodlamasını vermiştim sizlere. Bu kısımla ilgili Bosna'nın zaferi sabittir. Bosnalı sabit. Bosnalı sabit, Bosna'nın zaferi sabittir. O zaman zaferden bunu yakalayacaksın. Zafername, derename, berbername, Ethem-i Hüma ve Amrül Leys. Şöyle, Bosna'nın zaferi sabittir veya zafer derede berberle beraber Ethem-i Hüma'ya ne almış? Leys almış. Bu Ethem-i Hüma'nın önemi arkadaşlar, özellikle klasik Mesnevi geleneği 16. yüzyılda yıkılmaya başlandı. Bu 17. yüzyıl sanatçısı. Artık klasik Leyla'nın Mecnun Yusuf Züleyha'yı görüyor musun? Yok. Klasik Mesnevi geleneği yıkıldı. Mekan artık Anadolu, yani İstanbul. Yazıldığı dil İstanbul Türkçesi. Konusu İstanbul'da geçer ve İstanbul'u tasvir eden eserler yazılmaya başlayacak.
İstanbul'un sosyal hayatından izler taşıyacak. İstanbul'un ve Osmanlı'nın kültür ve medeniyetinden izler taşıyan eserler yazılmaya başlanacak. Etemühüma konusu İstanbul'da geçer. İstanbul tasviri ve bahar tasviri dikkat çeken bir yanıdır. Buna benzer bir soruyu ÖSYM Türk öğretmenlerine sorduğu haberin olsun. Zaten cevabımız buydu. Nevizade Atay'ın eseridir. Unutma bunu. Guyu Çevgan, Lami Çelebi'nin eseridir. Guy bir toptur arkadaşlar. Beyzbol topuna benzeye. Çevgan bir sopadır. Top eşittir insanı temsil eder. Sopa eşittir kaderi temsil eder. İnsanın kendi hayatı içerisinde yuvarlanıp planlarını yapıp ama kader karşısında insanın acizliğini temsil eden alegorik bir eserdir sevgili arkadaşlar. Yusuf-u Züleyha dediğimizde Yusuf-u Züleyha'nın birden fazla yazarı var biliyorsunuz. İlk yazan Şeyat Hamza, en önemlisi Yusuf-u Züleyha'nın en önemli Yusuf-u Züleyha yazarı derse Hamdullah Hamdi'yi işaretle hiç düşünme. Yusuf-u Züleyha aynı zamanda rüya motifiyle aşık etme ve aynı şekilde rüya motifiyle düğün yapma geleneğinin dikkat çeken eserlerindendir. 7777 beyitli bir Yusuf-u Züleyha'dan bahsederse bu Kemal Paşazade'dir. Bunu da diğerleriyle sakın karıştırma. Şimdi devam. Divanlarda gazelleri redifli ise redifin, redifsiz ise kafiyeni oluşturan sözcüklerin son harflerini dikkate alarak Arap alfabesindeki sıraya göre düzenlemiştir. Bazı şairler bu sıralanışa göre her harfin ilk şiirini dini içerikli yazmaya özen göstermişlerdir. Hangisi divanını tertip ederken gazeller bölümünde her harfin ilk şiirini dini içerikli olmasına özen göstermiştir? Sürpriz ve güzel bir soru olur, çıkmamış. Buna Bağdat'ta Ruhi'yi yapıştırıp geçeceksin. Unutma. Aynı zamanda divan edebiyatının manifestosunu çizmiştir. Fuzuli'nin gazelinde özellikle gazeli diyorum. Fuzuli'nin şikayetnamesinde dile getirdiği konuları gazel formunda yeniden yazan adamdır. Bunu da unutma arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Terkibi bendi vardı. Evet. Bugünlük soru çözümü bu kadarmış. Bitti. Sevgili dostlar, pazar günkü sınavda hepinize canı gönülden başarılar dilerim. 1 Ağustos'ta da tek düzenim gene tekrar kampında. Orada inşallah burada gerekli bazı öğrencilerimi de görüyorum. Burada olan ve olmayan diğer arkadaşlarımızla genel tekrar kampında buluşacağız. Güzel bir kamp olması dileğiyle, güzel bir sonuç elde etmeniz dileğiyle rahat olun, stres yapmayın, kendinize güvenin. İnanın çok daha iyisini yapabilecek potansiyele ve bilgiye sahipsiniz. Allah yar ve yardımcınız olsun. TEGÜZEM'in öğrencileriyle cumartesi bir programımız olacak zaten. Orada da sizlere inşallah bazı tavsiyelerde bulunacağız. Tam kadro olarak o gün sizinle buluşacağız. Sınav gününden sonra da sizler ne olursa olsun sonuç stres yapmayın. Evet ilk sınav çok önemlidir ama alan kaderi belirleyen yerdir. Öpüyorum hepinize. Kendinize çok iyi bakın sevgili arkadaşlar. Bilgi almak isteyen arkadaşlar link formunu bıraktı şimdi arkadaşlar. Oraya tıklayarak bilgi alabilirsiniz ayrıca.